Merhaba arkadaşlar. Buketle Kahve Falı kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizler için fincanımı kapattım ve izleyen bütün arkadaşlarım adına da niyetlendim. Sizler kendi gönlünüzden geçirdiğiniz konuya odaklanın. Bakalım neler söyleyecek bize. Fincanımız hep birlikte dinleyelim diyorum. Tabii ki de uyanlar sizin uymayanlar evrenin olsun enerjisiyle dinleyebilirsiniz arkadaşlar çünkü hepimizin derdi maalesef bambaşka sınavlarımız var ve siz e, yüreğinize odaklanın diyorum uyan sizindir uymayan evrenin neyse halimiz o çıksın falımızda dedikten sonra şöyle bakalım neler var nazar net var arkadaşlar yani ben e, bu fala bakıp da nazar yok diyemem Şöyle ki arkadaşlar, e, burada bir iki insanın birbirine kafa kafaya vermesi, sonrasında şimdi şu şunu nasıl anlatacağımı bilemedim. Bakın şöyle söylemek istiyorum, e, iki kişisiniz karı koca. Çocuk, anne belki, abla, abi bilmiyorum. Ancak ee, bir kara parçasından kopmuşsunuz gibi. Yani burada uzanıp siz mi bakıyorsunuz? Gidenleriniz mi oldu? Sizden kopanlarınız mı oldu? Siz mi uzanıyorsunuz? Size mi bakıyorlar? Burada cevap sizde. Çünkü çok net söyleyebilirim. Ciddi anlamda negatif bir enerjiniz hakim göze gelmek gibi bir enerji bu tamamen. Haricinde iki kişi şöyle kafa kafaya vermiş. Bir şeyden, kalıptan kopmuş. Bak biri bakıyor şuraya. Ve eli uzatacak. Gel bak tutacağım ben seni diyecek ama zaten onun da kuyruğu var. Yani aslında kendi derdinizin olduğu ve gidene çok yetemediğiniz belki de. Kaldığınız yerde de sizin sıkıntılı bir süreçle mücadele ettiğiniz. Bu da insanların hem kendi mücadelesi hem gidene bak kop hani gidene yetmeye çalışmış görüyor musun bak falan dediğim belki de şey hali var orada arkadaşlar işte çok konuşma çok konuşulma çok nazar insanların gözünün kalması bakayım bu giden neymiş inatçılığından ve gururundan gitmiş eski kafalığından inat ettiği için gitmiş diyor peki sizi kim tutuyor adalet hak hukuk tutuyor Mecbursunuz diyor. O giden gidecek. Adalet için sen burada kalmak zorundasın. Yani giden haksızlık yaparak gidiyor. Canın kanında olsa belki de sen elinden geleni yapamıyorsun. Çünkü adalet için yapmamalısın belki de. Adaletten kastım da bu arada birisi inat etmiş. Siz de e, durdurmaya çalışmışsanız da bir yere kadar durdurabilmek durumdasınız. Çok net şaşkın yüzler var arkadaşlar. Bu kötü gözler nazar büyü değil. Evet, bir tüccardan para beklentim var kafayı kaldırmışsın hadi bak bana yardım et ben diğer tarafa para kaçırmadım para yapma ben hakkı yapmadım gidenin yardımcısı da olmaya çabaladım ama o kendi koyun bacağından asılacak ben kendim koyunum ve bacağımdan asılacağım lütfen hani Sezar'ın hakkı Sezar'a dediğiniz bir süreciniz olmuş. E çok daha bu arada gerçek manada geçmiş ve gelecek arasında sıkışıp kalmışsınız. Evet cevaplar beklemişsiniz. Birileriyle konuşmuşsunuz ama bu birileri asla size şey yapmamış. yardım demeyeyim ona. Yeterli diyeyim. Yardım etmişlerse de size çok yeterli gelmemiş. E bugün kendi kafanızda kurduğunuz bazı şeyler var. Net bir imza sürecinizin olduğunu da söylüyorum. Bu imza sürecinizi de şöyle söyleyebilirim size. Adalet var yine orada bir imza var. Haksızlığa uğradığınız noktayla alakalı bu sefer gündeme taşıyacaksınız. Yani sizin karşı tarafa giden gibi davranmamanıza rağmen hakkınızın yendiği bir döngüdesiniz. Ya ben Ali gibi davranmadım Ayşe gibi davranmadım ona rağmen sanki ben bir ceza mı alıyorum yoksa cezalandırılıyor muyum? İşte nedir bunun adı? ciddi anlamda hakkımın niye verilmiyor o zaman ben de sana gerekli adaleti göstereceğim bak dediğiniz bir sürecinizin olduğunu söylüyor yaklaşık 10 gündür kafanızda bunu tasarlıyor gibisiniz ha, önümüzdeki 10 gün daha sürecekmiş gibi görünmekte fakat özellikle 10 gün sonrası karışır ben size söyleyeyim neden diyeceksiniz bir 10 gün sonra size ait olan kısmetiniz dediğim bakın Filin görüyorum, gözlerini görüyorum, burnunu görüyorum. Bu bir para, parayla alakalı bir iki üç kişi, hatta dördüncü kişi kenardan yamuk duran bir zemindesiniz. Yani ne karşı taraf sizdeki taleplerini karşılayabilir, ne de siz onlar bu şekildeyken bir şey yapabilirsiniz. Yamuk duruyorsunuz, yani haksızlığa uğruyorsunuz, evet, hakkınızı aramaya çabalıyorsunuz, evet. Ancak e, gel gör ki burada Zemin doğru değil, zaman doğru değil. 10 gün içerisinde imza sürecini başlatacağınızı söylüyorsunuz. Ancak başlatmak evresine geldiğinizde bir şeylerin mücadelesini net vereceksiniz. Sanki böyle bir kayık üzerinde 4 kişi duruyor. Sandal gibi düşünün hatta bu böyle gondol gibi düşünün. Gondolun tam aşağı doğru inermiş haliyle e, karşılıklısınız. Yani ne düş, aşağı düşmüşsünüz? Ne yukarıdasınız gibi bir görsel var burada bu da sizin 20 gün boyunca bu insanlarla maalesef mücadele edecek olduğunuzdan bahsediyor. Şimdi aşağıya böyle ip atılmış bu ipten yukarıya doğru çıkan sizin yardımınıza koşan hiç beklemediğiniz insanlar olacak yani meseleleriniz iş midir aile midir miras mıdır? Çocuklarla mıdır, eşle midir? Artık burada cevap neyse. Belli ki bir yüzleşme, mahkeme ortamı kurulacak. Hakkınızı almak için belki resmiyet düşüneceksiniz ya da haksızlığa uğradığınızı düşünüyorsanız dahi. Para konusuyla alakalı net bir netleştirme sürecinizin olacağını söylüyor. Fakat Hmm, güzel haberleriniz de var. Baya ben sizi destekleyeceğim merak etme diyen insanlar var burada etrafta. Hmm. Ve şöyle söyleyeceğim size. Bir aylık bir döngünüz kalmış sizin. O bir ay sonrasındaki gelen insanlara da yardım eden kişilere de inanamayacaksınız. Alıp başa gitmek, eski dönemi eskide bırakmak, yeni geleni yani yeni bir dünyaya, yeni bir sayfaya Kucak açmak bir yere gitmek isteme işiniz var. Uçak yolculuğu yapılabilir. Deniz yolculuğu yapılabilir. Her şekilde geleceğe doğru adım atmak isteyeceksiniz. Bir aylık bir döngü kalmış. N harfindeki bir insan gelecek. Orada kesinlikle konuşulanlar sonrasında bir rahatlamanız var. Böyle şu şekilde çaprazlar e böyle çapraz duruyor. Yani e, dolayısıyla da buradaki yapacak olduğunuz yapılacak olan ihanet hainliğe Tamamen karşı gelme var. Evet süper. E, hatta bak şurada iki kişi böyle sıkışıp kalacak bile. İki ayrı kafeste kalacaklar. Siz şurada net bir şekilde yukarıya çıkansınız. Zaten sonrasında nasıl da altında ezildiklerini görüyorsunuz. Bayağı burada siz tepeye çıkmış en sonunda da zaten zirvedesiniz. Ve birisi yapacak bunu. Eliyle kaldırıyor sizi. Şöyle tutuyor sizi arkadaşlar bayağı. Baya şöyle tutuyor yani. Bak şurada çok net zirvede. Yani sen bir ay sonra bir rahatlama hali yaşarsın. Zaten sonra bir ay sonrasından sonraki vakitten bahsediyorum. E, bu da sizin maddi manevi güçlenişiniz. Birisinin büyük bir sağ kolu, bir zirveye çıkış, bir rahatlama. Bu nazar gibi gördüğüm, geçmişten getirdiğin sıkıntılarla alakalı havada kalan her şeyin Gerçekten haksızlığa uğradığını bildiğin her şeyin geride kalacağı bir vade. Yani hep derim ya ben son gülen iyi güler eninde sonunda er geç ilahi adalet teslim edecektir payını diyorum ya burada bir ilahi adalet sistemi işlemişliği var 2 aylık bir mevzunuz ilk ay biraz boş mücadele gibi gelebilir size ama ikinci ayda kazanç dolu bir mücadele içerisinde olacaksınız ki birinden büyük yardımlar alırsınız arkadaşlar. Baya zirvede tepede duruyorsunuz. Kader çarkı çıktı o dönemle ilgili de. Evet hiç beklemediğin kaderinde de zaten bu rızık senin de. Hiç beklemediğin yardımları aldın ve yoluna devam ediyorsun. Misler gibi de edeceksin. Kadersel anlamda sınavların geride kaldı. Birinin sağ kolusun. Paranın üstüne çıkmış da birinin sağ kolusun şeklinde görüyorum arkadaşlar. E daha ne olsun söyleyin bana daha ne olsun. Şimdi böyle sıkıntılı gibi göründüğünüz bir dönemin sonuna gelmişlikle alakalı bak ne kadar net bir çizgi çiziyorsunuz arkadaşlar çok net bir çizgiye yani ben bak şimdi gözyaşlarınız burada net var ama görüyor musun sevinç ilişkide işte hane içerisindeki sevinç gözyaşlarında da kazanımlarının olacak diyor Sen bir önceki benle bir sonraki beni karıştırmayacak hiçbir kimse diyorsun. Net tutum çizgisinde çizmişsin. Yani bariz derecede senin hayatında ee, ne diyelim ona arkadaşlar çizginin olmuş olması demek. Senin geçmişin ve geleceğin arasında dağlar kadar fark var. Önceden sen kendini çok kullandırmışsın da artık maymun gözünü açtı. Sen artık ağlıyorsun diye benim vicdanımla oynayamazsın. Ben senin kem gözünü net görüyorum kem gözlerini. Ben artık netim diyorsunuz. Şimdi burada beklediğiniz paranın geleceği var. E burada da çok net zaten e, aşk hayatınızda da çizgileri çizdiğiniz için önünüzde yeni bir döngünün başlayacağı var. Göz yaşlarınızın olması dileklerinizin gerçekleşmesiyle bağlantılı. İş tarafınızda kesinlikle çapa bile atılmış. Kalıcı olacaksınız arkadaşlar. Var olan yerde kendi hayatınızı kesinlikle e, şey yapıyorsunuz. Ne diyelim ona? ben orayı hallediyorum ben şunu çözüyorum ben buradan net bir şekilde yükseliyorum dediğiniz kalıcı kendinizi kanıtladığınız bir döngüden geçmişsiniz hane içi açılmış olacak dileğinizi bilemem ama ne dost kaybederim ne de yeni düşman edinirim ben artık aldım derslerimi yolumdan da düz giderim dediğiniz bir Döngünüz var olarak çıkmış zaten arkadaşlar. Sadece görebildiklerimi aktarmaya çalışıyorum. Şimdi özellikle iş tarafınızdaki çapayla alakalı vereceğim yorum şu olur. Emek tarsınız. Çok çalışıp emeklerinin karşılığını alma zamanı gelmiş diyor burası bana. yüreğinin içindeki kem gözlerine rağmen sınırlarını çizebilmenle alakalı hayatından memnunsun yeni sen kendini çok mutlu ettin bundan sonra artık hak eder hak edeceğini vereceksin adaletsizlikle senin işin yok ama hakkını yiyen insanlara da artık yutmuyorsun içine dağıtmıyorsun gam keder içinde biriktireceğine karşı tarafa net bir dille ifade ediyorsun ve bu sefer üzülmeyenin sen olduğunun farkındasın. Keyfinden halinden memnunsun. Aşkla alakalı olarak da var olanın devam ettiğini gördüğüm için Sıkıntılı döngü bitti. Yerde yatabilirsin, yaralı olabilirsin, sınavlardan geçmiş olabilirsin. Bugün ciddi sıkıntılarım var diyor olabilir. Gelecekteki güneş, sen güneşe bakıyorsun. Sen sıkıntılı döngüyü bitirdin. Çizgiler netleşmiş. Önceki senle şimdiki sen arasında dağlar kadar fark var diyor. Arkadaşlar, sadece görebildiklerimi aktarmaya çalışıyorum. Dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Sabahları ayrı, akşamları ayrı, iki bakımda karşınızda oluyorum. Her şeyden önce şunu söylemek isterim gerçekten sizlerin yorumları hani bugün de aramıza yeni bir arkadaş katıldı yeni bir enerji ben memnunum mutluyum hoş geldiniz enerjinize sağlık. Sonundaki sohbetlerimi özellikle dinleyen bütün arkadaşlarım Buket Hanım devam edin çünkü ben sizin hayatınızda gerçekten e, anlattıklarınızla çok şey kazandım artık bunu demiyorum böyle düşünmüyorum şunu yapmıyorum o kadar böyle mesajlar alıyorum ki inanın çok mutlu oluyorum o yüzden iyi ki varsınız arkadaşlar şimdi size söyleyeceğim şey şu derdinizi bilemem hepimizin bambaşka sınavları var ancak sen sana bunu yaşatan insana beddua ederek kendini ciddi anlamda ona kitlersen onun bedduasıyla sabah kalkar akşam yatarsan işte kendini negatif beslemişsin demektir. Dolayısıyla arkadaşlar benim sana acizane tavsiyem şudur ki siz ilahi adalete teslim edin. Sen ona beddua ettiğin için o karşılığını falan görmeyecek. Zaten Rabbim ne yaşattıysa aynısını sınayacağı için görecek. O yüzden için rahat tut, ne olur. Sen gönlünü ferah tut. Er geç tecelli edecektir ilahi adalet var. Herkes kalbinin ekmeğini yesin derim. Kalbinizde güzellikler biriktirin. Bazen şer sandıklarımızın nasıl hayır olduğunu ancak yarın gösterebilir hayat bize. Çünkü kapandı kapımız diyoruz, eyvah diyoruz. Ama yarın öyle güzel bir kapı açılıyor ki. Sırf o kapı kapandığı vesilesiyle yeni bir kapı açılabiliyor hatta. Ve günün birinde kendimizi şöyle derken buluyoruz. İyi ki de o kapı kapandı ya çok şükür. Yoksa ben bugün bu nimeti, bu vesileyi, bu işte ödülü nasıl alabilirdim? İyi ki kapanmış bak görüyor musun? Derken buluyoruz. O yüzden Rabbim kararlamıştır. Olmaması gerektiği için olmuyordur. Boş mu dua ediyorum? Hiç mi sesimi duymuyorsun gibi isyanlarla kendiniz umutsuzluğa bağlamayın. Beddua ile dibe çekmeyin. Kendinizi negatif beslemeyin. Çok şükür ki bugün de nefesimizi aldık. Çok şükür ki sağlığımız yerinde. Değil mi? Bugün de burada buluşmayı nasip etti Rabbim bize. Demek ki yiyecek rızkımız var daha. Alacak nefesimiz vardı arkadaşlar. Ne zaman rızkımız biterse nefesimiz o zaman kesiliyormuş. Buna da gönülden inananlardanım. O yüzden demek ki daha mücadeleye devam. Nasıl geçmişteki sıkıntıları sen açtıysan bunun da üstesinden geleceksin. İnan. Yeter ki sağlığın asınma ki sağlık en 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 zenginliğimiz, en büyük varlığımız farkında değiliz. Her şey rutin olduğu için sanıyoruz ki hep böyle sistem güzel işliyor. Bir gün böyle bir tökezliyoruz arkadaşlar. Sevdiklerimiz bir tökezliyor. Az önce saydığımız dert, gam, keder hiçbiri kalmıyor. O yüzden Rabbim sağlıkla sınamasın bizleri ve sevdiklerimizi. Bugünlük benden bu kadar. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kucak dolusu selamlar, sevgiler. Bir sonraki açılıma kadar başta sağlıklı kalın ve hepiniz hoşça kalın arkadaşlar.